Ben camiye gidip oturmak istiyorum artık. Böyle falan var. Şimdi Peyam'ın evine geldik. Kostörfek'ten bulmuştum. Hello. İşte buraya geldim. Buraya takıldık. Şimdi birazdan dışarı çıkacağız. Dışarı takılacağız. Hava da güzel olduğu için üstüme şunu aldım. Çıkıyorum şimdi birazdan. Bakalım ne olacak? Dışarıdan ne yapacağız? Ne edeceğiz bilmiyorum. Arkadaşlar çok değişik bir arkadaş olduğu için nelerle karşılaşacağız bilmiyoruz. Yes. Hadi bakayım. Türkiye'ye salam. Salam Turkish people. Şimdi Peyam'ın evine geldik. Kostörfek'ten bulmuştum. Hello. İşte buraya geldim. Buraya takıldık. Şimdi birazdan dışarı çıkacağız. Dışarı takılacağız. Hava da güzel olduğu için üstüme şunu aldım. Çıkıyorum şimdi birazdan. Bakalım ne olacak? Dışarıdan ne yapacağız? Ne edeceğiz bilmiyorum. Arkadaşlar çok değişik bir arkadaş olduğu için nelerle karşılaşacağız bilmiyoruz. Yes. Hadi bakayım. Türkiye'ye salam. Salam Turkish people. Şimdi taksiye bindik. Buradan şehir merkezine doğru gidiyoruz Peyam'dan. Hadi bakayım. This shop is only for night. Only for night. Burası gece pazarıymış. Zeytinyağı, zeytinyağı. Turşular var. Bal var. Burada bir kutu fazla var. Bunlar neymiş? Bunlar kuruyemiş. Şöyle dur. Koydun mu? Şu an verdiği yanında bir oldu. Şurada bölge. Daha da gidiyor pazar. Daha turşular var. It's big. Yes, very big. Bu kitapçı. Şiraz'ın zengin mekanlarına geldik. Burada çok daha zengin mekan. Kedisi bile şişman. Arkadaş, arabaları falan sağlam arabalar. Arabalardan falan insanların girişinden bölgenin zengin mi, fakir mi ne olduğunu anlayabilirsiniz. Mesela yiyecek mekanları var. Kitapçılar var. Good. Kahvaltı yapmaya restorana geldim. Rus kahvaltı yeriymiş. Böyle börekler falan var şurada şöyle. Börekler falan var. Bir şeyler var. Arkada kızartıyor. Arkada. Şöyle bir şey. Bunun kocaman bir şey geldi lan bu. Yiyeceğim ben bunu bilmiyorum. Oğlum bunlar çok büyük geldi ya adam. Sandviç ben demişti ben de anlamadım ki. Her kısmı ayrı sandviç yapmış. İnşallah çok girmez. Bir de bunun bir tane var. Bak şurada. Artık yemekten sonra tadını söylerim nasıl diye. Hadi görüşürüz. Şimdi her şeyi bitirdim. Ama aşırı şekilde doydum. Acaba kaç tane çıkacak fiyatını hala bilmiyorum. İnşallah çok girmez ya. Bak tahmin. Küçük bir şey vardı, o küçük bir şeye yaklaşık 15 olsa ayran var, ona maksimum 20 diyorum, 35. Onlar da 35-35 olsa kaç yapıyor, 70 100, yani maksimum 110 tane ben vermek istiyorum, maksimum. Hatta 120 de, maksimum 120 de 120 tane aşağı gelirse mutlu olurum valla, hadi görüşürüz. Ama bayağı da doydum. Bir akşam yemeği yerim, tamam işte küçük bir kahvaltı yapmadım. Gençler bu arada ben şey demiş miydim? 118 tümen tuttu diye herhalde demedim ama 118 tümen tuttu. Ben 120 demiştim, 118 tuttu. Yani neredeyse iyi, yapacak bir şey yok artık. Şimdi oradan çıktım, metroya bindim, 2 tümen verdim. 2 tümen de kaç yapıyor? 90 kuruş yapıyormuş. Şimdi taştan karşıya geçiyorum. Aga Karim Castle'a gideceğim şimdi. İnşallah en çok pahalı değildir. İçeri doğru gideceğim. Bugün de Cuma günü, İran'ın resmi tatili olduğu için kalabalık biraz. Bir de kalabalıktan ziyade şunu fark ettim. Dün mesela gezdim burayı. Ne oluyor lan?
gezdim burayı. Yani bu Afganlar veya Pakistanlılar mı diyeyim bilmiyorum. O milletten insanlar dün çok yoktu. Ama bugün aşırı çok gördüm. Sebebini anlamadım. Bence tatil günü ve onlar da çalışmadığı için dışarı gezmeye çıkmış olabilirler. Olabilir. Bu arada şöyle göstereyim. Bunun benzerini şeyde görmüştüm ben ya. Özbekistan'da gördüm yani. İnternette gördüm. Daha gitmedim oraya ama orada görmüştüm. Bak, acaba giriş nerede? Şöyle yanından yürüyelim. Hatta aynen. Bak mesela onun da şu bir burcu böyle yamuktu. Bu düz ama o yamuk. Şurası Adalet binasıymış. Metroya ve diğer gezilecek yerlere çok yakın. Bundan sonrası bir tane işte kapalı çarşı var. Kapalı çarşı kapalı olabilir. Bugün cuma çünkü. Bir de cami var. O cami de meşhur. Bağcığım açıldı. Burada etrafı şöyle göstereyim. Ve çoğunluk erkek. Garip, anlamadım. Şu karşısı da. Yakından çekince hemen kamerayı, herkes direkt kameraya bakıyor. Mesela ben kendim değişik hissediyorum. Tamam, etrafı çekemiyorum. Buradan çekince daha iyi oluyor. Şöyle kaleyi göstereyim biraz da. Kalenin yanına gidiyorum. Ama bir türlü kendimi yerli taklit yapamıyorum yani. Başarılı olmuyor yani. Yapıyorum ama başarılı olmuyor. Ne? Dayıların kim olduğunu anlayamadım. Değişik kıyafetler giymişler. Herhalde sadece fotoğraf çektirmek için. Gençler şimdi pazarı ikiye ayırmışlar. Birisi kuzey pazarı, diğeri güney pazarı. Ben şimdi kuzeyden başlayacağım. Burayı gezip aşağıdan geçerim sonra. Ki burası da bayağı uzun ve kalabalık duruyor. Geceli kalacağım ama ne alsam bilmiyorum. Bak şunlar çok güzelmiş ama ya. Ne güzelmiş. Ben şunların fiyatlarına bakayım, ona göre hatta kaç yazıyor? 30. Şimdi kapalı çarşıdan çıktım. Oradan çıkınca hemen böyle bir pazarı var, ucuzluk pazarı gibi bir şey var. Oraya geldim. Pazarda ne yaptım? Oradaki şeye fiyatları sordum. Onlar gerçekten çok uygun fiyatlardı, güzel fiyatlardı. Ama şu an alsam mı almasam onu demedim. Anahtarlıklar 4 lira falan, çok ucuz. Ama çok kaliteli değil. Güzel hediye mesela, kaliteli olanlar da kaçtı? 20 tümen, 30 tümen falan. Yani 12-13 liraya çok güzel den ürünler, çok güzel ürünler vardı. Onu kararsız kaldığım için almadım. Çünkü yanıma çanta da yok. Çantaya koyamam. Ondan sonra bozuk para aldım, madeni para aldım. Tarihi. İran parası. Onlar iyi oldu. Şimdi ondan sonra kulaklık sordum. Kulaklık fiyatları öğrendim. Öyle. Burada şeyler var böyle. Eğer güzel bir şey bulursam da alırım. Şimdi su aldım bir tane. Böyle işte dolaşıyorum buralarda. Para aldım. Gösterdim, ben dedim demiştim işte. Demiş miydim ben? Instagram'da paylaştım da söyledim mi bilmiyorum. İşte para aldım. Ondan sonra bozuk para aldım, kağıt para aldım. Bir şeylerin fiyatını sordum. Hediyelik eşyaları, dur. Şimdi cami arıyorum. Cami vardı burada. Oraya gidip oturacak mı? Ha, burada herhalde şu. Herhalde şurası. Bir kötü haber aldım maalesef. Bir kötü. Benim pasaportum İsfahan'da kaldığım hostelde kalmış. Lanet olsun. Lanet olsun dostum. Pasaport orada kalmış. Oraya gidip almam gerekiyor. Ya bu yapacak bir şey yok yani. Olabilir, kalmış, kaybetmedim bir yerde. Daha hani daha kötü olabilecek bir senaryo var. Ben check-out yapmadığım için, yani oradan çıkış yapmadığım için bana inşallah 2-3 günlük fiyat girmez. Eğer 2-3 günlük fiyatı bana söylerlerse ben gittim yani. Yani çok aşırı ölmem de 35 lira para yapıyor, 700-800 lira para yapıyor. Hiç yok tabii.
Camiyi bulamadım ama böyle bir yere geldim. Burası Kalede Kapalı Çarşı'nın, Güney Kapalı Çarşısı'nın arka kısmı. Burası da güzel bir yere benziyor ama ben camiye gidip oturmak istiyorum artık. Çok uzan, zanı verin. Buradan nereye doğru gidiyoruz bilmiyorum ama gidelim bakayım ne varmış. Şimdi camiden çıktım. En son camiye girmeye çalışıyordum. Hatta şöyle göstereyim. Çok da fazla göstermeyeyim burayı. Çünkü buraya 6 ay önce bir terörist saldırısı olmuş. Evet, terör saldırıda. Bu saldırıda yaklaşık 15 kişiye yakın ölmüş. Yaklaşık 15 kişi öldüğü için de şimdi burası çok daha fazla korunuyor. Hatta diğer yerlere girerken de koruma vardı. Ben sebebini anlamamıştım. Meğer ki sebebi bu terörist saldırısıymış. 13-14 kişi ölmüş işte. Kamerayı gördüler, dedi hemen bunu git ver emanete. Normalde böyle çok demezlerdi. Ama bugün burada dediler. Öyleydi işte. Burada beraber gezdik içeriği. O da bedavaydı. Bence yabancıları tek kalmasını önlemek için, yani yabancıların şüpheleniyorlar ajan olmasın diye, onları tutmak için böyle bir şey yapmışlar. Çünkü ben gezdim, bir sürü yer gezdim. Cami gezdim, mescit gezdim, müze gezdim. Böyle bir, çok bir şey rastlamamıştım. Belki vardır ama rastlamadım. Yani bu ilginçti. Değişik bir şeydi. En son camiden çıkmıştım, size oradan detaylardan bahsetmiştim. Oradan sonra çıktım, metroya bindim. Hatta bayağı bir yürüdüm, metroya bindim. Metroya indim, tekrar yürüdüm, 20-25 dakika bir şeyler atıştırdım. Şimdi dün bana arkadaşımın söylemiş olduğu bir yer vardı, kütüphane vardı. Bu kütüphane yeni açılmış ve içi çok güzeldi. Bana fotoğraflarda gördüğüm içi çok güzeldi. Eğer gidebilirsem gitmeye çalışacağım. Tarihi bir yer değil, yeni açılmış. Gidebilirsem gitmeye çalışacağım. Gidemezsem de buradan bir tekrar 20-25 dakika yürüyüşte eve varmaya çalışacağım. Girebilirsem iyi olur. Giremezsem de zaten yolumun üstünde. Sıkıntı yok yani. Şansa denk geldi. Tam yolumun üstünde. Şimdi kütüphane içine girdim. İlk önce şurada şöyle bir hediyelik eşyası var. Ve burada içeride kullanabileceğiniz kütüphane eşyaları var. Aşağıda çocuk eşyaları var. Çocuk ve ergenler için. Burada. Burada ne bakanları bilmiyorum. Burası da atıştırmalık bir şeyler yemek için herhalde. Burası kütüphane. Birazdan tekrar girip Instagram için çekeceğim. Bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Böyle gerçekten otantik havası var. Maksatların çoğu tabii Farsçadır. Gençler, ben daha demin kütüphaneden çıktım. Bana maalesef çekim yaptırmadılar. Bence sebebi şu, içerideki ortam çok güzeldi, herkes rahat takılıyordu, neredeyse kimse başını örtmemişti, rahat yani içerideki ortam. O yüzden bunu sosyal medyada paylaşıp rejimin dikkatini çekmemek için belki, yani en iyi ihtimalle onu düşündüm. Çünkü ben ilk başta yabancı olduğumu anlamadılar, bence en iyi ihtimalle o. Gençler. Okey. Gençler, şimdi ani planla İsfahan'a gidiyorum maalesef. Pasaportumu unuttuğum için, salaklık yaptığım için. Yarın efendim otobüs yokmuş hiç. O yüzden bu gece çıkmaya karar verdim. İnşallah yetişiriz yani, otobüse yapacak bir şey yok. Şimdi gidiyoruz içeri doğru. Bana ilk başta 12 dedi, sonra 11 dedi. Saat şu an 11. İnşallah bilet bulabiliriz. Bakalım ne olacak, ben de bilmiyorum ya. Bilet bulsak bile onun adını alacağız bileti. Benim adıma değil. Bilet counter. Bakalım nişan alabiliriz. Çünkü pasaport olmadığı için bilet de alamam kendi üstüme. Sıkıntılı bir durum. Vallahi şanssız yaşıyorum. Havlularım vardı, havlularım yaşlı hatta. Maalesef bunları yaş yaş koymak zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok. 6-7 saat kaldı yakın inşallah. Kokmaz, kötü olmaz. Yani yaşlı. Sonra yazıhaneye gittik. Hiçbirinde bilet yok. En az 7-8 yere sorduk. Hiçbirinde bilet yok. Çünkü yarın buranın çok özel bir günüymüş. O yüzden kapalı. Çoğu kapalıydı. Olan yerlerde de bilet yoktu. Sonra işte kalkmak üzere olan otobüsün yanına geldik. Onlara sorduk. Kristian'a sorduk. Yine bulamadık. En sonunda bu vardı işte. Bu ve yarın ve ben burası boş işte. Bilet aldık.
Ben gelirken kaç tümen vermiştim? 168 vermiştim. Giderken 180 veriyorum yani. 12 tümen daha fazla. Çok da kazık kalmadık. Bir gelmiştim. Hi. Sonra burada içecekler var. İçeride bir şeyler daha var.